Gel lan buraya gel. Neredesin lan sen? He? Muhasebeciyle buluştum. Niye? Borçları düzenlemek lazım. Yeni bir CEO gerekiyor o yüzden. Sana mı kaldı lan bu işler? Bana kaldı. Kendine gel. Neyse keyfim yerinde. Bak. Fotoğraflara bak. Torunumun yeni fotoğrafları. Bu Ceren var ya. Her hafta torunumu mezarlığa götürüyor. Ruh hastası bu kadın ya. Kendine benzetecek. Ceren çocuğuna bizden bahsediyor mu Arşı? Eder tabii oğlum. Bir dayısı, dedesi olduğunu söylemiş midir? Hı? Ne diyorsun? Niye? Anlatmaz mı? Ben hiç zannetmiyorum. Haberi bile yoktur bence bizden. Öldü biliyor olabilir yani. Yapar mı bunu? Baba. Doğruya doğru. Belki hiçbir zaman torununu görmeden bu dünyadan göçüp gideceksin. Ne oluyor? Ölmemi mi istiyorsun? Ya babacığım ne alakası var? Öyle mi dedim ben şimdi? Ama olaya böyle objektif falan bakmaya çalışıyorum. Kendini acı çektirme diyorum. Yoksa ben de görmek isterim yani. Yeğenim ama aynı şey değil. Ölümü kabullenmek, öldüm demekle aynı şey oğlum. Ne fark ediyor? Peki baba, sen de haklısın. Tamam. Ceren getirmiyor çocuğu. Ne yapacaksın? Gidip kaçıracak mısın torunumu? Bunu düşünmedim değil. Ama bizim kaçırdığımız belli olurdu. Ama aftım var. Burada en az bir 10 sene yatarım. Çıktıktan sonra. Ablana da, abini de halledeceğim. Sonra da torunumu yanıma alacağım. Babacığım, birazcık uçmasan yani diyorum. Ha? Sen bunları yapabileceğine inanıyor musun? Allah gecinden versin de tabii senin bu çocuk dayanabileceğini zannetmiyorum. Herkes daha kötü. Ben buradan çıktıktan sonra seni burada şişlerle haberin olsun diye söylüyorum. Şu ağzındaki baktığı çıkarsana. Ne demeye getiriyorsun sen? Kalan zamanını huzurlu geçir diyorum yani. Vay be. Ne biçim evlat yetiştirmişim ben be. Senin gibi evladım bana. Kıyar. Ha baba. Bence torununu kaçırırsan fena olmaz. En azından burada bir fotoğraf falan çektirirsin. Bir anın olur. Başka türlü görmen zor zaten. Bete bir kahve yap da içerim oğlum. İşim var. Ne işin var? Holding'de toplantı mı var? Ya bir sus. Ne biçim konuşuyorsun lan? Ne yapıyorsun sen orada? Ha? Bakayım. Ver bakayım şunu. Azılı bir dolandırıcı olduğu kesinleşmiş olan Umut Yörükoğlu'nun üstüme yıkmış olduğu Süleyman Uysal cinayetinden yeniden yargılanmayı talep ediyorum. Salak mısın lan sen? He? Oğlum, Umut Yörükoğlu beni zorla kaçırdı. Baskı yaptı, bu cinayeti üstüme attı dedin. Boy boy röportajlar verdin. Kimse inandı mı? İnanmadı. Çünkü ortada ciddi deliller vardı. Ya silahın üstünde parmak izin var, kamera görüntüleri var, adamı kaçırmanız var. Bak, bu davanın yeniden görülmesini istiyorsan elinde ciddi deliller olması lazım. Sağlam bir şahit gerekiyor. Ne anlamaz şeysin sen ya? Kaç kere söyleyeceğim? Söyleme baba, söyleme. Ben şansımı deneyeceğim. Belki bir hakim dilekçemi okur, şey olur. Böyle şeyler de oluyor yani hayatta. Ne halim varsa gör oğlum. Hiç ilgilendirmiyor beni. Ne oluyor ya?
Sen sabahtan beri bir garip davranıyorsun. Dilinin altında bir şey var. Ne oluyor? Bir plan yaptım. Torunumu göreceğim. Nasıl?